Videonun herkese tekrar merhaba. Son düşünceler videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere PlayStation aslında 4 ile yani PlayStation 3'te yaptığı bütün hataları düzeltmiş gibi gözüküyor gözümde. Yani düzeltmediyse de en azından doğru yolda. Hani indileri olan yaklaşımı olsun, işlemcide doğru bir seçim olsun. Normal hani adam akıllı bir x64, x86 mimariyle bir işlemci seçerek olsun. Ondan sonra daha kolay yapımcılar için daha kolay SDK hazırlayarak olsun. Menüde, partide ses sistemi olsun. Ondan sonra menünün daha akıcı olması. Trofilerde belki biraz batırmış olabilir ama trofide geçelim. Özellikle DualShock'un eskisinden çok çok daha güzel olması. Belki şu ışık her zaman kapatılabilir olsa daha hoş olur ama hani bu DualShock'un bu kadar ele güzel oturması açısından hani PlayStation cidden baya saygımı kazandı şu noktada hani gerek zaten hardware olarak olsun Xbox'tan çok çok daha güçlü. Çok da güçlü çok çok değil ama güçlü. Yani kağıt üzerine belli bariz bir şekilde güçlü. Çünkü DDR3 RAM'de DDR5 RAM arasında aslında yani birisi 3 yolu otoban birisi 5 yolu otoban. Bu kadar güzel anlatabilirsin. Çünkü hani cidden yol şeyde memory de aslında bir yoldur. Ekran kartından işlemcinin ekran kartı olan. O yüzden hani PlayStation şu noktada teknik açıdan önde gibi gözüküyor. Oyunlar açısından da çünkü Sony'nin mesela Tomb Raider'ın Definitive Edition'ı çıktı. Şeyde Xbox'ta 30 değil, tam 30 değil ama 30-40 arasında oluşan bir şey. Tam sabit 30 aslında yani. Xbox PlayStation'da ise 60 FPS'e bazen 40'a falan düşüyor ama hani smooth biçimde 60 FPS oynayıp patlamalarda 40'a düşmek kabul edilir bir şey. Veya bazı oyunları mesela Assassin's Creed'i 1080p 60 FPS oynatması, Xbox'ın 720p oynatması tarzında küçük şeyler. Bunu şey demiyorum. Hani Xbox'ta oynasanız, sadece Xbox'ta oynasanız kötü hissetmezsiniz. Çünkü fark edilmeyecek bir şey 30 FPS. Ama 60 FPS oynadıktan sonra Xbox'a geçerseniz bunu gözle görebilirsiniz. Çünkü 60 FPS fark edilir bir şey. İnternette fark edin insan gözü bilmem neden FPS'den sonra görmüyor tarzında bir şeyler var ama görüyorsunuz. Çünkü birisinde 30 FPS'de 60 FPS gerçekçiliğini yakalamak için motion blur eklenir fazla. 60 FPS'de buna gerek yok çünkü zaten akıcı bir şekilde gider görüntü. O yüzden bu tür küçük detaylar bence hani milletin seçiminde de etkili. Özellikle 100 dolar ucuz olması şeyi PlayStation ayı içinde vermemesinden dolayı o da bir artı. Tamam Kinect cidden çok işe yarayan bir alet olabilir. Ama almak istemeyenler de var. Ki PlayStation Eye o yüzden yapılmış ama PlayStation Eye zaten hani Kinect'in eski versiyonu gibi. Kinect versiyonu 1 gibi. O kadar güzel kamerası yok. Ses sistemi biraz ama onun dışında da hani almak isteyen alacak. Ekstra bir şey. 100 dolar şu anda vermek zorunda değilsin. Sonra 100 dolar ver istiyorsan kendin cebinden verebilirsin. Ama PlayStation'ın kendisi 100 dolar daha ucuz. Tasarım olarak daha güzel. Bunun kesinlikle hani farkındayız. Yani Xbox daha güzel tasarım diyemezsiniz. İkisi de tasarım olarak aslında hani tasarım yapısı olarak aynı. Bir tarafları mat, bir tarafları parlak. Fakat PlayStation Xbox'ın yarısı kadar. Cidden hani basıklık olarak yarısı kadar. Uzunluk olarak 3 çeyrek diyelim. Ama tepeden olarak yani kalınlık olarak cidden yarısı. Ve daha fazla güç barındırıyor. Bunu da unutmayalım. O yüzden hani PlayStation'ı kesinlikle şu noktada hala önermiyorum. Niye önermiyorum? Çünkü oyun yok. Hani alacaksınız ve free to play veya ki yani şu noktada aldığınız anda Battlefield 4 oynayacaksınız. Kaç aydır olan bir oyun. Call of Duty Ghost oynayacaksınız. FIFA oynayacaksınız. FIFA için olabilir. Çünkü FIFA 360 ve PS3'te çok kötü çalışıyor. Hani Xbox One'da ben oynadım ve PlayStation 4'te oynadım. Çok çok daha farklı çalışıyor. Yani onun dışında fazla da oyun seçeneğiniz yok. Hani multi platform oyunlara yönelmeniz lazım. Çünkü Killzone'a oynamayacaksınız. Killzone bir kere bitirilip kenara bırakılacak bir oyun. Onun dışında Don't Starve oynayabilirsiniz belki. Uzun süre hani sizi götürebilecek bir şey. Warframe pek zorlayacağınızı düşünmüyorum. Sıkılacağınızı düşünüyorum. O yüzden hani şu noktada kesin alın diyemem. Ama bu Destiny, Watch Dogs çıktığında kesinlikle çok daha güzel bir konsol olacak. O noktada hani böyle alın diyebilirim şu noktada ama
Hayırlısı diyebilirim ama hani kesinlikle konsol olarak tam böyle bir konsol olmuş. Tam böyle gelecek için bir konsol olmuş. Belki uygulamaları biraz daha destek verirlerse Xbox'taki gibi daha multimedya yani tamam oyun konsolu tam bir oyun konsolu yapılmış. Ama multimedya isteyenler için hani mesela PlayStation 3'ün en güzel yanlarından biri oydu. Blu-ray vardı. İlk defa hani Blu-ray player kavramı PlayStation 3'te çıktı. O yüzden öyle bir kavram bunda da application'larla desteklenebilirse PlayStation tam tamına böyle ev televizyonda başka bir şeye ihtiyacınız kalmaz. Çünkü şu ana kadar YouTube, Netflix, Hulu bu tür şey, televizyonlar en azından hani siz izliyorsunuz. Ondan sonra zaten yapacağınız bir şey televizyonda başka yapacağınız bir şey kalmaz herhalde. Öyle düşünüyorum. Ama PlayStation diyeceğimiz de bu kadar. Dediğim gibi çok güzel bir konsol. Tasarım olarak da iç olarak da fakat şu anda yeni çıktığından oyunları, asıl oyunları Uncharted gibi böyle baba oyunları hala yapımda olduğundan biraz boş. İlerleyen ben zaten alacağım. Fiyat zaten düşmeyecek. Hatta artıyor dolardan dolayı diye diyorsanız şu anda alınabilir. Bulursanız tabii. Ama onun dışında şu noktada hemen alın diyemem ama alın diyebileceğim bir konsol. O yüzden bizden video önerinizden şu anda bu kadar. Bir sonraki artık incelemelerimizde ilerleyen zamanlarda PlayStation Vita ile belki oyunlarıyla PlayStation'ın görüşmek üzere. Bay bay.